Premier Lig'in evinde başarılı takımlarından Swansea yine ligin şampiyonluk yarışının Manchester'ların hemen alt sırasındaki Tottenham'ı konuk edecek bu hafta yılın son gününde. Swansea 14. sırada 19 puanı var. Tottenham ise 3. sırada bir maçı eksik 38 puanı var. O maçını kazanırsa ki Everton'la oynayacak 41 olacak ve zirveye sadece 4 puan uzaklıkta olacak. Diğer takımların Chelsea'nin, Arsenal'ın menajerlerinin şampiyonluk gitti açıklamalarından sonra belki şampiyonlukta şansı olabilecek bir üçüncü takım Tottenham. Onun için puan kaybına tahammülü yok. Swansea ise sahasında iyi oynuyor, az gol yiyor fakat 14. sırada olduğu gerçeğini bir şey değiştirmiyor. Deplasmanda çok kötüler. 9 maçta hiç galibiyet alamadılar. 3 beraberlik alabildiler sadece. Ama evindeki aldığı puanlarla şu anda düşme potasının az üstündeler. Sadece 3 puan var. Düşme hattının üstündeki Wolverhampton'la aralarında fark. Swansea sadece bir kez yenildi evinde. Geçen hafta Queen's Park Rangers'la 1-1 beraber kaldı. Çok kötü bir hakem vardı maçta. Swansea'nin attığı ilk golde elle düzeltilmeyi görmedi. İkinci yarı Swansea'nin bariz bir penaltısını vermedi. Queen's Park Rangers iyi savaştı işin açıkçası. Ve kazanabilirdi de karşılaşmayı. Manchester United'dan sonra ikinci Swansea'yı evinde yenen takım olabilirdi ama maç 1-1 bitti. Swansea için birazcık daha hayal kırıklığı oldu diye düşünüyorum ben. Tottenham ise Stoke City'de yine hakemin çok yanlış kararlarından sonra yenildiği maçtan sonra yine dolu dizgin devam ediyor. Norwich deplasmanında Bale'in iki golüyle ki özellikle ikinci gol muazzam bir Gareth Bale golüydü. Bulursanız izlemenizi öneririm. Hızı ve bitiriciliğini aynı pozisyonda konuşturdu Galli oyuncu. Çok büyük bir silah hakikaten Tottenham'da. Ve 2 golle maçı 2-0 kazandırdı. Premier Lig'de hiç karşı karşıya gelmemiş iki ekibin maçı olacak. Deplasmanda toplam 9 maçta 6 galibiyet alan Tottenham bu maç için de yine şanslı. Tottenham'ın normal şartlarda aslında Manchester United gibi bu maçı kazanması lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii Swansea'nin diğer maçlarında olduğu gibi zor gol yiyen bir ekibe karşı oynayacaklar. Dolayısıyla bu maçın ben her durumda alt biteceğini düşünüyorum. Beraberlik şansını sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz ama banko için alt oynamanızı öneririm.